Evet, görüyorsunuz bitkiler kayaların arasında çamurlaşan bölümlerden çıkmışlar böyle. Burada kök salmışlar aşağıya doğru, sarmaşık gibi inmiş. Evet, şöyle Ayasos Antin kentinin içlerine doğru gidiyoruz. Şehrin simgesi olan yerden devam edeceğiz. İçeri gireceğiz. Kırılan, virane olan yapıların arasından geçe geçe Aristos şehri içerisine gireceğiz. Buraya gelmeden önce hemen ana yol üzerinde bu kente ait bir kaya mezarlarının olduğu alan var. Nekropol alanı var. Orayı da çekeceğiz. Evet. Yine böyle bir temeli olan yer var. Yukarıda yine binalara ait yıkılmış olan temeller görünüyor. Şöyle. Burada bastığım yerlerde de yine yıkılan yerler mevcut. Görüyorsunuz manzara çok güzel. Güzel bir yer. Bu kenti gelip incelemeniz gerek. Ariyasos Antik Kenti harika bir yer ya. Çok güzel bir yer. Karşıdaki dağda da bir yer var. Orayı da yakınlaştırayım. Herhalde şehrin devamı olan bir yer burası da. Oraya biraz gitmemiz imkansız gibi görünüyor. Şöyle devam edeyim ben yine şehrimize. Gezmeye. Şehrin içine doğru gitmeye. Şöyle şuradan çekim yapa yapa devam edeyim. Çok enteresan, yıkılmış, virane olmuş, terk edilmiş, artık çok fazla ziyaretçisi olmayan bir yer burası. Düzgün bir burada kazı da yapılmıyor. Hani bir yerler onarılmamış. Doğru dürüst. Sadece şu kapının olduğu bölüm zannedersem orası biraz tadilat görmüş. Onun dışında diğer yerler hiçbir şey yapılmamış. Kurtarma kazısı gibi bir şeyler yok. Görebildiğim kadarıyla öyle bir şeyler yok. Şöyle. Bölge tamamen keçilerin istilası altında. Evet. Şöyle yukarıya doğru bakalım. Yine şöyle devam edelim. Evet, görüyorsunuz bu taşların hepsi kırılarak, ufalanarak düşmüş ve buralara kadar sürünmüş. Şöyle. Burada da herhalde kale gibi o dönemin şehre giriş karakolu gibi bir yer galiba burası. Şurası da şehre giriş kapısı.
Evet. Gördüğünüz gibi Roma döneminde yapılmış olan bir yer burası. Şöyle göstereyim. Tabii arkada ışık var. Çok fazla görünemiyor güzel bir şekilde. Evet, şu parça şu alttaki bu yerden çıkarılmış. Tabii çok tehlikeli aslında bunun buradan çıkarılması. Burayı göçürtebilir. Göçebilir burası. Şöyle şu aradan çıkartılmış. İçinde bir şey olabilir mi diye zannedersem çıkarmışlar. Kasa olabilir mi diye ama tabii ki yok bir şey. Şöyle devam ediyorum yukarıya doğru. Görüyorsunuz şehir devam ediyor. Burası artık şehrin iç kısımları. Şöyle yukarıya doğru çıkıyor. Şurada yapılar var yukarıda. Aynen o taraflarda yapılar var. Şöyle. Şöyle. Evet. Karşıda Dağbeli Köyü var. Evet, şu anda çok güzel görünüyor. Şehrimizin simgesi, Roma döneminde yapılan eserimiz. Şu anda sadece kuş sesleri ve keçi sesleri var. Şehrimizin geri kalanı ileride. Şöyle şuradan devam ediyorum. Evet. Kiremitten yapılmış. O döneme ait bir obje. Evet. Binlerce yüzlerce yıllık, hatta binlerce yıllık diyebiliriz, 2000 yıldan fazla bir zaman önce, İsa'dan önce 3. yüzyıla ait bir dönemde yapılmış Pistia şehriyken daha sonra Roma şehrine dönüşmüş burası. Harabe olmuş. Bu şekilde görüyorsunuz harabe olan yerlere. Evet. Evet, şehrimiz bu şekilde. Tepeye doğru çıkarken her yerde yıkılmış kalıntıların izleri mevcut. Şöyle devam edelim. Evet. Şehrimizin Aliassos antik şehrinin temellerini görüyorsunuz, yıkılmamış olan. Arta kalan, geriye kalan temellerini görüyorsunuz. Bu yolu kullanıyorlarmış, evet. Eskiden de insanlar bu yolu kullanıyorlarmış. Şehrin içine girmek için. Patika yolumuzu görüyorsunuz. Bu yol hiç değişmemiş. Bakın burada da binalar mevcutmuş. Bakın şuradaki binayı görüyorsunuz. Binaya ait taşları. Evet. Temeli görüyorsunuz. Burada da büyük bir bina var imiş. Şu arkadaki temeli falan görüyorsunuz. Bakın binanın. Büyük bir yer varmış burada da. Tabi burası kapalıymış. Şöyle arkayı göstereyim. Çok güzel bir görüntü. Çok güzel bir alan. Arkada Dağbeli şehri var. Ovalık alanda. Ve şehrimizi şöyle daha güzel görebiliriz bu açıdan. Aliassos antik kenti. Buralarda yıkılmış binalara ait yıkıntılar mevcut. Harabe olmuş.
kurumsal bir yapı, evet. Şurada bir yazıt mevcut. Evet. Bu yazıtı şöyle çekmek istiyorum. Yavaş yavaş aşağı doğru indireyim. Şehir hakkında bir bilgi veriyor mu muhtemelen. Şu şey aşağıda bitiyor. Şöyle. Bir anıt taş. Yazıtlı. Yazıt olan bir yazıt taşı var. Evet. Çok güzel bir taş. Yan taraflarında da yazıt var mı? Yok herhalde. O yüzden buradan ayrılayım. Şu karşıda da bir yazıt var. Oraya da gideyim. Oradan da görüntü almaya çalışayım. Şöyle. Evet. Başka bir yazıt olan taş da burada var. Evet, yalnız buradaki maalesef yazıtımız tahrip olma. Buradaki yazıtımız tahrip olabilir. Yunan dönemine ait. Az önceki Roma dönemine aitti. Bu Yunan dönemine ait. Bir alfabe. Pisidiya dönemine ait yani.